Zor bir görevimiz var. Noel saç stilimiz saat 12'ye gelmeden önce tamamlanmalı. Biraz yiyecek al. Sütümüz, kurabiyemiz ve tabii ki de baston şekerimiz var. Bu arada bu harika bir fikir. Saçını baston şeker gibi şekillendirelim. Saçı ikiye ayıralım. Ve at kuyruğu yapalım. İnce saç bağlarını at kuyruğunun her tarafına eşit şekilde bağlayalım. Saçı hacimlendirmek için hafifçe çekelim. Kırmızı ve beyaz kordeli alalım. Onları at kuyruğunun dibine bağlayalım. Ve sarmal şekilde aşağı doğru inerek saç bağlarının etrafına saralım. Alt tarafa bir düğüm yapalım. Sadece küçük bir aksesuar eklememiz gerekiyor. Baston şekerden bir saç bandı. Baston şekeri saç bandına yapıştıralım. Ve etrafını kırmızı bir kurdele ile bağlayalım. Bir fiyonk süsleyelim. İnanamıyorum. Baston şekerin bir saç bandına dönüştü. Vay canına. Artık herkes bu tatlı şekeri ne kadar çok sevdiğimi bilecek. Wow, ne kadar şaşalı bir saç modeli. Ben de kendim için Noel'lik bir hediye istiyorum. Saçımı hemen eğlenceli bir hale çevirin. Çocuk oyuncağı. Ön saç tellerinizden bir at kuyruğu yapalım. Sonra örelim. Küçük bir at kuyruğu yapmak için örgüyü saçın geri kalanıyla birleştirelim. Kaplamak için saç tokasının etrafına bir tutam saç saralım. Saçı örgüden hafifçe çekelim. Bir Noel ağacı gibi şekillendirmek için örgüyü alttan biraz daha genişletelim. Şimdi ağacı yeşile boyayacağız. Saçın geri kalanını renklendirmemek için örgünün alt tarafına bir sayfa kağıt yerleştirelim. Ve örgüyü yeşil saç spreyi ile boyayalım. Süs olarak Noel ağacını bir yıldızla ve meyvelerle süsleyelim. Artık kendi Noel ağacınız var. Çok eğlenceli görünüyor. Şimdi sadece hediyelerin ağacın altında görünmesini bekle. Hey evlat, ne izliyorsun? En sevdiğim film Karlar Ülkesi. Ve ona uyumlu bir saç modeli istiyorum. Gördün mü? Bunun gibi. Yapabilir misin? Tabii ki. Saçı ayıralım. Alından başın üst kısmına kadar balık sırtı yapalım. Bir saç tokasıyla sabitleyelim. Saçın geri kalanını bir topuzun içine koyalım. Saç tokasıyla sabitleyelim. Bunun gibi iki topuz yapalım. Ve onları rengeyi boynuzlarını saç tokası gibi kullanarak dekore edelim. Rengeyi boynuzlarını altın bir köpük kağıda taslağını çizelim. Onları keselim. Kahverengi bir kartondan kulak keselim. Boynuzlara yapıştıralım ve üstünü bir kurdele ile süsleyelim. Tüm parçayı saç tokasına yapıştıralım. Aynısından iki adet aksesuar yapalım. Bu saç modelini beğendin mi küçük rengeyim benim? İstediğim saç modeli bu değil. Elsa'nın saç modelini istedim. Sven'in saç modeli değil. Ah, Elsa'nın saç modeli. Bunu bana hemen söylemeliydin. Sana hemen Elsa'nın saç modelini yapabilirim. Balık sırtına bir stil verelim. Alt kısma bir at kuyruğu bırakalım. At kuyruğuna bir Elsa saç tokası ekleyelim. Beyaz bir köpük kağıdın üzerine Elsa'nın çıkartmasını yapıştıralım.
keselim ve bir saç tokasına yapıştıralım. Kenarları kar taneleri olacak şekilde bir tül toplayalım. Ve başka bir saç tokasına yapıştıralım. Elsa'nın vücuduna yapıştıralım ve eteği sabitleyelim. Şimdi beğendin mi evlat? Bahsettiğin saç modeli bu mu? Ah, bu Elsa saç modeli. Hayalini kurduğum modelden bile daha iyi. Let it go! Let it go! Uyan Noel geldi. Bakalım Noel Baba bize ne getirdi? Harika bir yeni saç bandım var. Bacağı sıkışmış Noel Baba desenli. Küçük bir kutuyu ışıltılı köpük kağıtla süsleyelim. Üstüne yapay bir köpük koyalım. Bu baca olacak. Kırmızı ve beyaz boru temizleyicileri birbirine dolayalım. Spiralleri ikiye keselim. Ve bükülmüş boru temizleyicileri yapay köpüğün içine yapıştıralım. Kartondan küçük çizmeler yapalım. Ve onları boru temizleyicilerine yapıştıralım. Bir parça kırmızı karton ekleyelim. Ve tüm parçayı saç bandına yapıştıralım. Yeşil boru temizleyicisine dekoratif bir hediye bağlayalım. Ve borunun yanına yapıştıralım. Saç bandını pomponlarla süsleyelim. Hiç beklemediğim bir hediye. Peki ya ne aldın? Vay canına, bir Noel ağacı. Parlak yeşil bir köpük kağıdına Noel ağacı çizelim. Keselim. Simli bir yıldızla dekore edelim. Küçük bir yayı saç bandına yapıştıralım. Noel ağacını üst kısma ekleyelim. Simli tel şeritlerini ağacın etrafına saralım. Ve dekoratif hediyeleri üzerine yapıştıralım. Vay canına! Bu saç bantları daha çok prenses taçlarına benziyor. Bu en iyi tacı kıyafeti. Noel babanın bacakları kafandan dışarı çıkıyor. Ve hediyelerle dolu bir Noel ağacım var. Ama çok eğlenceliler. Burası bir Noel kuaför salonu. Küçük kız kardeşime yardım eder misiniz lütfen? Saçlarını düzeltmek için bir şeyler yapın. Elbette. Saçı tarayalım ve at kuyruğu yapalım. Bir saç topuzu koyalım. Telleri topuzun üzerine eşit derecede yayalım. Ve bir saç tokasıyla sabitleyelim. Saçın geri kalanını topuzun etrafına saralım. Ve saç tokasıyla sabitleyelim. Topuzun altına dekoratif bir kar tanesi ekleyelim. İşte bu kadar. Basit ve karlı bir saç modeli yapıldı. Noel balosundaki en güzel kar tanesi olacaksın. Ah, işe geç kaldığım için çok üzgünüm. Bu benim müşterim mi? Gelin oturun. Size indirimli bir tatil saç modeli yapacağım. Saçın yan kısmını alalım. Küçük bir tarafa ters örgü yapmaya başlayalım. Başın etrafından kulağa doğru örelim. Saçı sonuna kadar örelim. Hazır örgüyü alalım ve saç tokasıyla sabitleyelim. Çelenk gibi şekillendirelim. Çelengi süsleyelim. Hayır, bununla değil. Yapay meyvelerle. Arka kısma kırmızı bir kurdele takalım. Bu saç modelleri harika. Artık tatil için hazırız. Ciddi misin? O senin müşterin değildi. Sadece kız kardeşini bekliyordu. Ve geç geldin. Ne kadar amatörce.
Bu durumda mücadele etmemiz gerekiyor. Bakalım kim kendi saçına en iyi Noel saç modelini yapabilir? En güçlü saç stilisti kazansın. Örgü yapalım. Ben iki tane yapacağım. Rakibim balık sırtı yapıyor. Ama beni yenemeyecek. Kırmızı şapkalarımla hazır şekilde bekliyorum. Pomponları küçük dekoratif şapkalara takalım. Ve onları saç tokasına tutturalım. Şapkalar hazır. Onları örgülerle bağlayacağım. Ve başınıza bir Noel Baba şapkası takın. Ama rakibimin Noel ışıkları var. Birkaç balık sırtı yapalım ve arkada birleştirelim. Saçınıza pille çalışan bir LED ışığı örelim. Şapkalar örgülerimi güzel gösteriyor. Ama rakibimin kafası gerçek bir Noel ağacı gibi parlıyor. Vay canına! Bunlar özel saç şekillendirme efektleri. Ne kadar ilginç! Bu Noel yarışmasını kazanmayı kesinlikle hak ediyorsun. Noel saç modelleri videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse tatilde hangi saç modelini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Saçınızı Noel ağacına mı yoksa bir çelenge mi çevireceksiniz? Yoksa kafanıza bir baston şeker mi koyacaksınız? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece harika videolarımızı kaçırmazsınız.